Yavaş yavaş ayağa kalkabiliriz artık. Dersin bugün güzel bir leg day yapacağız. Sitede total body yazıyor ama siz çarşambalar hep leg day. Ben onu sonradan değiştirmeyi unutuyorum. Tamam mı? Orası hep leg day. Kendinize bir yer bulun. Ayaklarınızı açın bakalım. Biraz kalça genişliğinden fazla olacak şekilde. Şöyle parmak ucuna çıkıp iniyoruz aşağıya doğru. Parmak ucuna çıkıyoruz ve aşağı iniyoruz. Şöyle bir 10 tane yapalım. 1, 2, 3, en yukarıya yükseliyorum ve iniyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ayağını arkaya kaldır. Şöyle ayak bileğini çeviriyorsun. 3-4 tane bir tarafa, 3-4 tane bir tarafa. Ayak değiştiriyorsun. Dizini çevirme, ayak bileğini çevir. Her iki yöne doğru. Evet. Tüm ayaklarını biraz açmaya çalış bakalım. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Küçük küçük başlıyoruz. Sonra büyüteceğiz bu gidişleri, tamam mı? Minik minik gidiyoruz. Minik minik gidiyoruz. Yavaş yavaş büyütüyoruz şimdi. Biraz daha fazla oturmaya başlayacaksın. Şöyle bir 8-9 tekrardan sonra ama ayakların arası açık. Evet, şimdi iyice oturduk. Şöyle yavaş yavaş uzanmaya başladık. Yere dokunmalara başladık. Evet. 4, 3, 2, 1. Bırak şimdi yukarıda kal. Aynen burada ayakları biraz kapat. Dizini yukarıya çekeceksin şöyle. İki elin yukarıda. Aşağı indir. Yukarı kaldırırken ayağını geriye götürüyorsun ve getiriyorsun. Bir 8 tekrar varsa ayağında. Eller aşağıdan yukarıya giderken ayağın geriye gidiyor. Ve tekrar geliyorsun. Ayağın geri gidiyor. Ve tekrar geri gidiyorsun. Aşağı uzanmadan ileri uzanıyorsun. Planör hareketi yani. İleri uzanıyorsun. Ve tekrar dizini çekiyorsun. 8 sağ ayak, 8 sol ayak. Nefes al ve nefes ver. Burada yerdeki bacağının biraz dizden bükülür olması lazım. 8 tekrar yap, sonra diyelim. Evet. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 7 olduğun yerden diz çekerek devam edeceksin. Tut iki elinle bir dizini çek bırak. Tut iki elinle bir dizini çek bırak. Tut çek bırak. Tut çek bırak. 5 tane daha. 1 tutup çektiğini görelim. 2 3 4 5. Burada kal. Ayaklarını tekrar aç. Eller yukarıda. Şöyle aşağıdan tam bir daire çiziyorsun. Büyük bir daire çizdin. Kal yukarıda. Yukarıdan terse doğru. Bir daire çiz. Bunu yaparken bacakların gergin olsun ki geçişlerde bacak arkasını hisset. Aç biraz ayaklarını. Çok kapatırsan çok hissetmezsin. Tamam. Bir 4 sağdan 4 soldan şöyle yuvarla. 2 tane daha. Son tekrar. Şimdi kal yukarıda. Aynı. Ayakların normal kalça genişliğinden biraz daha fazla açık. Hafif çömeleceğiz ve kalkacağız. 30 saniye başladı. Çömeldin ve kalktın. Sadece biraz bacağımızı ısıtmak için kalkınca yuvarlıyoruz. Pelvik tiltimizi içeriye. Tamam mı? Çömeldik. Kalktık. Açık bacaklarla biraz daha rahat ve kolay çömeliyorduk. Bunu zaten biliyoruz. 15 saniye daha. Altı, beş, dört, üç, iki, bir ve bırak. Şimdi dizleri yere koyduk, yerdeyiz. Dört ayak üzerine iniyoruz. Evet. Sağ ayağını yana aç ve koy. Kalçaya oturuyorsun ve geri geliyorsun. Altı tane popoya oturuyorum, geri geliyorum. Bakın ayağımın iç tabanı, iç kısmı yerde. Tamam mı? Tabanın basmıyor yani. Hadi. Üç,
5, 6. Şimdi bu aynı ayağı öne alıyorsun. Buraya. Aynı ayağını öne al. Yani açık olan ayağını öne al. Yukarıya git. Sonra doğrul. Tekrar terse uzanıyorsun. Hangi ayak öndeyse oraya uzan. Uzandığın elini koy. Dön. Kalk. Uzan. Şimdi koy. Dönerken dizini kaldır. Tekrar dizini koy. Kalk ayağa ve yana doğru bir esneme. Bir esniyorsun, bir yana dönüyorsun. Tamam mı? Elini koydun, dizini kaldırdın, döndün. Geri geldin ve yana esnedin. 10 saniye daha. Koy. Dön. Koy. Esne. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Ayak değiştireceğiz. Diğer ayağı yana açıyoruz şimdi. Buradan siz dönmenize gerek yok. Kalçaya oturuyoruz. 6 tane. Gel bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı ayağı öne alıyorduk. Şuraya koyduk. Hangi ayak öndeyse o tarafa hem bir dönüş var. Sonra kalkıyorum. Bir de o tarafta esneme var. Şimdi 30 saniye başlıyor. Arkadaki dizi kaldırıp dönüyorum. Sonra dizimi koyuyorum. Bir tane de streç yapıyorum. Bir tane dönüş var diz yukarıda. Sonra bir tane yan esneme var. Buradan koy ve dön. Gel ve yukarıya. 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve bırak. Burada iki diz yan yana. Kalçaya şöyle bir otur bakalım. Eller önde. Hafif kalçaya doğru oturduk. Şimdi bana doğru dönebilirsin. Ayak parmak uçlarını taktım. Şuradan hemen ayak parmak uçlarıma dokunacak şekilde açık bacakla duruyorum. Dirseklerimle dizlerimi itiyorum. Bakın dizlerim içeri girmek istiyor. Ben onları itiyorum. Gerginleştir. Otur. 30 saniye başladı. Gerginleştir. Otur. Gerginleştirirken bakışlar aşağıda. Oturduğunda bakışlar karşıda ama Nilay biraz daha aç ayakları. Ayaklar çok kapalı olursa zor olacak. Sumo squat gibi olsun. Burcu aç biraz ayaklarını. Oturduğunuzda dirseklerinizle dizlerinizi itiyorsunuz. Tamam mı? 10 saniyeniz var. İt 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 bacağını gerginleştir. O bacak arkası gerilsin. 5, 4, 3, 2, 1 ve buradan sırt üstü yere yat bakalım. Evet, kalça yukarı aşağı başlayacak. En yukarıdan en aşağıya. 30 saniye başladı. Bu hareketten sonra bu popo kaldır indir hareketi çok daha kolay ve rahat olacak. Fark etmişsinizdir belki çünkü bacak arkasındaki kaslar açıldı yavaş yavaş. Son ısınma hareketi. Beş, dört, üç, iki, bir ve bırak bakalım. Yüzüstü döneceğiz, bir streç yapacağız, sonra başlayacağız derse. Olduğun yerden yüzüstü döndün, down dog pozuna geleceğiz. Ayak parmak uçlarını yere takıyoruz. Dizler yukarıya kalkıyor, topuklar yere. Evet, ben şöyle göstereceğim. Topuklar yerde. Bir tane streç yapacağız sadece. Şimdi burada sağ ayağını sağ elinin yanına getir. Dirseğini topuğuna yaklaştırmaya çalışıyorsun. Hangi ayağın öndeyse o dirseğini topuğuna yaklaştırmaya çalış. Aşağı in. İnebildiğin kadar aşağı in. Topuğunu yanına yaklaş. Bunu yaparken o dizini it yana doğru mesela. Dizini yana açmaya çalış. Dizini. Öndeki dizini aç yana. Tekrar elini al yere koy. Ayağını al değiştir. Aynı hareketi diğer ayağına yapacaksın. Bu elimizi normalde hep yukarı kaldırırız ya, şimdi bu dirseği topuğa yaklaştırıyoruz. Bunu yaparken de şu dizini açıyorsun yana. Ne demek istediğimi anlatamadıysan bakabilirsin. Bu dizini yana şöyle açıyorsun. Böyle değil, şöyle topuğuna in, biraz kalçanı hissetmiş olman gerekiyor. Yavaşça toparlan, ayağa kalkabilirsin. Tamam. 9 dakikalık güzel bir ısınma yaptık. Şimdi derse geçeceğiz. Tamam.
Eller yukarıda, çömelmeyle başlayacağız. Goblet squat ağırlığı olan varsa alabilir. Ağırlığınız yoksa lastiğinizi şöyle tutup iki ayağınızla basabilirsiniz. Şu çömelmeyle başlayacağız. Ağırlığın yoksa, yeşil lastiğin varsa yanında iki ayağınla bas. İki elinle tut. Tamam. 45 saniye çömeleceğiz. Tamam, olayımız bu. 45 saniye. İkinci hareket, matınızın arkasına geçeceksiniz. O zaman başlayacağız. 4, 3, 2, 1 ve başla bakalım. 45 saniye. Buradan yukarıya karnı yuvarlıyoruz. İçeriye kalkınca. Ağırlıkla ilgili olarak tutulması gereken bel hassasiyeti olanlar varsa ağırlıklarını aşağıda tutuyorlar. İyi hissedenler biraz daha şurada. Tamam. Şimdilik yukarı pres yapmıyoruz, tamam mı? Sadece burada. Ayaklarınız bakın normal açıklıktan biraz daha fazla açık. Bu. Tamam mı? Buradan ineceğiz ve yukarıya. Aynen öyle. Beş, dört, üç, iki, bir ve bıraktık. İstersen ağırlıkla devam edebilirsin. Matımı ben de bir şey olarak kullanacağım. İşaretleme olarak kullanacağım. Bir ayağımı geriye atacağım. Bir ayağımı geriye atacağım. Bir sağ bir sol başlayacak. 45 saniye. İstersen ağırlıkla devam et. Ağırlık kullanmak istemiyorsan eller başın arkasında. 3, 2, 1 ve gel bakalım. 45 saniye başladı. Artık dizi indiriyorum. Hareket aslında bu. 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 Diz hassasiyetin varsa çok fazla diz bükme. Büyük adım atıyorsun, sonra dizini indiriyorsun. Ama öndeki dizini de kontrol et, çok fazla öne fırlamasın. Yani sen bu hareketi yaparken şöyle olmamalısın. Tamam mı? Bu değil. Bu yok. At ayağını geriye in. Tamam. Ayağını at, sonra in. Şuna dikkat et. 5 4 3 2 1 ve bırak bakalım. Criss cross var. 30 saniye var. Her defasında yere dokunacağım. Yine çok oturmak istemiyorsan uzanabilirsin. 4 3 2 3. hareket 1 ve 30 saniye. Başla bakalım. Criss cross ve dokun. Bir sağ bir sol el. Bir sağ bir sol el. 1 2 bir sağ ayak öne, bir sol ayak öne. Tempo bu. Evet. Ayağını açar açmaz yere inmelisin. Yani cross yap, bekle, otur değil. Havadayken inmen lazım. Hop. Hop. Daha derin oturabilirsin az önceki ağırlıkla çalışmana göre. 4 3 2 1 ve bırak. Biraz dinlen. Tamam. Nefeslen. Gayet iyi. 20-30 saniye dinleniyoruz. 3 set kaldı. Bu derse gelmeden önce hiçbir şey yemediysen kapatabilirsin ekranı. Yani çok aç karnına geliyorsan bu sıçramaları çok yapmayabilirsin. Çok ağırlıkla çalışmayabilirsin. Muhakkak bir şey yemiş olman lazımdı. Çok mideni rahatsız etmeyecek bir şey. İkinci set geliyor. 4 sette tamamlayacağız. Buna göre ayarla ağırlığını, yoksa lastikle, varsa da ağırlık, yoksa eller baş arkası da olabilir, tamam mı? Haydi bakalım, ikinci set geliyor. 4, 3, 2, 1 ve 45 saniye başladı. Hop, hop, hop. Biraz açacağız ayaklarını İlay, ayağının arasını aç. Hah, evet, oradan otur. Biraz geniş açıyoruz, tamam mı? Sumo squat'a yakın. Çok da sumo değil aslına bakarsanız. Çömelmeye devam edin. Artık ısındık. Dizinizle kalçanız aynı hizaya gelebilir. Diziniz buna izin veriyorsa, hassasiyetiniz yoksa hatta aşağıya da inebilirsiniz. Karnınızı yuvarlamayı unutmayın. 15 saniyeniz daha var. Buradan yuvarladık. Buradan yuvarladık. 10 saniyeden az kaldı. 7 6 5 4 3
2, 1 ve bırak. İkinci hareket ağırlıklı ya da ağırlıksız. Arada dinlenme yok. Hemen başlıyor. Hazırsan gel bakalım. Bir sağ bir sol. 45 saniye. Tamam. Hatırla. Önce adımını kocaman atıyorsun. Diz kapağını kontrolü sende. Tamam. Büyük adım at. Eller ister burada. Başladı çoktan süre. Haydi bir sağ bir sol. İyice aşağı iniyorsun artık. Dizini yere değdirecek misin gibi inebilirsin. Diz hassasiyetin yoksa. Tamam. Son 15 saniye daha var. Gövdeni çok dik tutma bak, hatırla. Şu değildi. Bu yoktu. Nasıldı? Bu. 3, 2, 1 ve bırak. Şimdi son hareket criss cross var. Hazır. 30 saniye geliyor. 4, 3, 2, 1 ve çapraz. Bir sağ ayak önde, sağ elle dokun. Sol ayak önde, sol elle dokun. Karıştırmamak için hangi el öndeyse o elle dokunabilirsin. Evet. Sağ ayak öndeyse sağ elle, sol ayak öndeyse sol elle yere dokunabilirsin. Evet. Biraz daha fazla oturma sağlayabilir. Ağırlık yok ya. Ama çok istemiyorsan da uzanabilirsin. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Biraz nefeslen. Huh. Su içmeyi unutmayın. Böyle 1-2 yudum bile olsa su alın. Tamam mı? Susamadan içmeye çalışalım. Susamadan, hiç acıkmadan ye. Felsefesi bu. Üçüncü set geliyor. Ağırlıkları tekrar alalım. Bir 10 saniye içinde başlıyoruz. Hadi bakalım. Çömelme. 5, 4, ayaklar açık. 3, 2, 1 ve başla bakalım. Hop ve hop ve hop ve hop. Ağırlık ister elinde, ister aşağıda, ister ağırlık yok, sana kalmış. Senin seviyene bağlı. Dizlerini dışarıya it. Sen çömelirken diz kapak, ayak parmak ucu aynı yöne bakmak zorunda. Dizlerini sakatlamamak için. Eğer elindeki ağırlık sana hafif geliyorsa temponu arttırabilirsin. Çok yavaş yapmana gerek yok. Evet. Spor salonu ağırlıkları olmadığı için temponu arttırabilirsin. Mesela kamera yine buğulandı. IOT'tan herhalde. Seni görüyorum ama hayal meyal. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. İkinci hareketli dinlenme yok. 4 saniye, 3 saniye, 2, 1 ve başla. 1, 2, 3, 4, 5. Nilay çok fazla dik duruyorsun. Hatırla, gövden hafif önde duracak. Bunu daha önce konuşmuştuk. Gövdeniz hafif önde duracak arkadaşlar. Tamam mı? Bu. Çok bunu yaparsak çok istediğimiz bir olay olmuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Arkadaki bacak geriliyor. Dikkat edeceğiz onlara. Tamam. Eller başın arkasında olabilir. Ya da biraz daha kolay yapmak istiyorsan ellerini aşağıya bırakabilirsin. 10 saniyeniz kaldı. Beş, dört, üç, iki, bir ve kal yukarıda, ayakları ya da aç, ağırlığını bırak. 30 saniye son hareket. Hangi ayak öndeyse o elle dokunuyorum. 3, 2, 1 ve gel bakalım. Hop. Hop. 30 saniye sadece. Hop. 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 Hop ve hop. Çömeldiğini görelim. Eğer bu harekette şurada kalıyorsan deadlift yapıyorsun. Çömeleceğiz. 4, 3, 2, 1 ve bırak. Bir 30 saniyeye yakın dinleneceğiz. Burada sadece Gözde sana bir şey söyleyeceğim. Elinde ağırlık var ya, dizini de bükmüyorsun. Ben senden şöyle bir şey tavsiye ederim. Elindekini bırakıp yere dokunmanı tavsiye ederim. Hani şu şurada duruyorken şunu yapmak biraz daha çalışsın istiyorsan şunu tercih ederim. Sana kalmış. Tamam. 15 saniyeden az kaldı.
Dördüncü ve son sete giriyoruz. İlk çeyreği geride, ya yani üçte birini geride bıraktık dersin. İlk seriyle. 5, 4, 3, 2, 1 ve 45 saniye başladı. Gel bakalım. Hop. 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 Hop, yuvarla. Yuvarla. Aynen be. Burcu biraz oturarak başla. Geriye itme o kalçayı. Olduğun yere otur. İn 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 in. Topukları yükselti, hatırlıyor musun? Bakın, bu hareketi yaparken şöyle başlıyorsanız harekete. Çok kısa hamstringlerden ve çok zayıf bir belden bahsedebiliriz. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. 5 saniye içinde ikinci hareket. 4, 3, 2, 1 ve başla bakalım. 45 saniye. Bir sağ bir sol. Evet Gözde, şimdi daha güzel. Kalça da çalışıyor hiç olmazsa. Tam kalk yukarı ama. Her defasında yukarı kalktığını görelim. Heh. Evet, çok güzel oldu şimdi. Evet. Gövde hafif öne arkadaşlar. Bravo size. Ama her defasında yukarı tam kalkın, olur mu? Her defasında yukarı tam kalkın. İlk kez yapıyormuş gibi. Her tekrarı ilk kez yapıyormuş gibi yukarıya tam kalkın. Evet. Hareketi yarıda bırakmayın. 10 saniye var. 5, 4, 3, 2, 1 ve 5 saniye sonra criss cross. 4, 3, 2 ve son set. Başla bakalım. Ve 1, 2, 3, 4, 5. İster uzan, ister çömel, sana kalmış. Oturmak istemiyorsan uzanabilirsin. Biraz nabzını yükselteceğiz sadece. 10 saniye daha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Bir dakika mola var. Yusuf abi, günaydın. Bir su molası verelim. Kesin verelim. Güneşten kaçalım. Güneşte olanlar uzaklaşsınlar. Bu dersten sonra. İyi değil mi herkes? Burcu terlemeye başladın mı? Tamam. Okey. Şimdi arkadaşlar, bir deadlift yapacağız. Single leg deadlift olacak. Tek elimizde bir adet ağırlık var. Bir tane dumbbell. 3 kilo, 4 kilo, 5 kiloya kadar alabilirsin. Beline güveniyorsan 5 kilonun üzeri de seni kurtarır. Hep aynı ayak. Burada bir biliyorsunuz beyin jimnastiği var. Hangi elle tutuyorsanız o ayağınız havaya kalkacak. Bakalım kaç kişi doğru yapacak? Merak ediyorum. Hangi elle tutuyorsanız. Var mı bunun? Lastikle alternatifi var, onu da göstereceğim hemen, tamam mı? Bir saniye sadece bekle. Bu ve bu. Bu ve bu. Saniyeyle çalışacağız. Hangi elinle tutuyorsan o ayağın arkaya ve havaya kaldı. Dumbbell'ı hangi elle tutuyorsan. Geçen Sandra dedi ki, sandalyeyi mi hangi elle tutuyorsan, dumbbell'ı mı hangi elle tutuyorsan. Hani dumbbell'ı. Sandalye bizim ders ekipmanımız değil. Lastikle çalışacak arkadaşlar, yerdeki ayaklarının altına şu lastiği şöyle geçiriyorlar. Vera, küçük mini bandın var ya, o. Mini bandı tuttum. Uzandım ve kalktım. Uzandım ve kalktım. Mini bandla da deadlift böyle yapılıyor, single leg. Tamam. Çok ağırlık kaldırmak istemeyen, bel hassasiyeti olanlar böyle başlayacaklar. 45 saniye için hazırlan. Dumbbell'ını eline al. 5. Burcu yok mu dalyeye dumbbell? 4, 3, 2, 1 ve 45 saniye. Başla bakalım tek leg. Buradan yukarıya. Süren başladı. Bir yerden tutunabilirsen daha iyi bir bacak hissiyatı olabilir. Türkiye'den öğretmenim, bana dön. Bana dön.
elini değiştir. Şimdi doldu. Evet. Bir yerden tutunursan çok daha iyi hissedeceksin yerde kalan bacağının arkasını ve kalçasını. Ama unutma, yerdeki dizini biraz büküyor olman lazım. Bak, şu an hala denge kaybını çözemediysen, Vera sol elinle tut lastiği, olur mu Vera? Denge kaybını çözemediysen duvara, ağaca yaslan. Bu önemli. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. El değiştir. Bak, tutununca farkı hissedeceksin. Daha çok hissedecek bacağını. 4, 3, 2, 1 ve 45 saniye. Ayak değiştir ve başla. Uzan ve uzan ve uzan ve. Dumbbell'ı ayağından çok uzaklaştırma. Ayağına teğet geçsin inerken neredeyse. Omurgan düz olacak. Bakın, tutunmakla dokunmayı karıştırmayın. Yani oraya yaslanmıyorsunuz. Sadece destek alıyorsunuz. İki parmakla sadece destek alıyorsun. Evet. Yere uzandığın bacağın bükülü. Türkan öğretmenim, her defasında yukarı kalkacaksın. Yani her hareket tekrarı bittiğinde tamamen yukarı kalkacaksın. Tamamen dik pozisyona geleceksin. Tamam. 4, 3, 2, 1 ve bırak. Sırt üstü yere yat. Tek bacakla 20 tane kalça kaldırıp indirme var. Sağ 20, sol 20. Popo yukarıya fırlat bakalım. Buradan yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalçanı yukarı fırlatıyorsun. 20 tekrar sayacaksın. 20 sağ, 20 sol. Ama en yukarıya. Kısa kısa alır, uzun uzun olur. En yukarıya. 20 sağ, 20 sol. Unutma. Bu az önceki bacak arkası egzersizinin böyle bir pekiştirmesi gibi. Ama sonra biraz dinleneceğiz. Yerdeki ayak popoya çok yakın değil, bunu unutma. Çok uzak değil. Hadi 20 sağ, 20 sol başla. Çabuk, tempo. Hiç dinlenme yok iki ayak arasında geçişlerde. Hızlı hızlı. Hadi Nilay, aşağıda dinlenme. Hemen fırlat. Fırlat, fırlat, fırlat. Hiç dinlenme yok. Tamam. 20-20 yap, sonra ayağa kalk. İlk hareketle ilgili olarak tutunacağınız bir yer olursa süper olur arkadaşlar. 4 setimiz var. 1 setimiz bitti. Ayakta başlayacağız. Çok dinlenmiyoruz. Bu 4 setin arasında dinlenme yok. Hemen kalk, ayağa dumbbell'ını al. Zaten elindeki 3 kilo. Bacağın 10 kilo kaldırır normalde. 5, 4, 3, 2, 1 ve 45 saniye başladı. Uzan ve uzan ve uzan ve. Temposunu biraz yükseltebilirsin elindeki 4 kiloysa, 3 kiloysa, 2 kiloysa. Hızlan yani. Tutunuyorsun ya zaten aynı zamanda. İndin ve sert kalktın. İndin ve sert kalktın. Evet. Evet. Tanya, sol elini aşağıda uzatabilirsin ya da yana açabilirsin. İleri uzatmak biraz denge kaybı yapabilirse yana da açabilirsin elini. Elimizi dizimizi teğet geçecek şekilde indiriyoruz. Çok öne salmak yok. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1 ve değiş. Çok uzatmadan 4, 3, 2, 1 ve başla. Uzan ve uzan ve. Arkaya uzattığın ayağını çok kaldıramıyorsan altta bırak. Ama öne eğilmeyi unutma. Bacak arkanı hissedeceksin. Vera, normalde eller çapraz olacak. Mesela sol ayağında ya lastik. Sen sağ elinle tutabilirsin. Arkaya dön. O tutacağın yeri ters tarafa alacaksın. Yani sen sol elinle tutunabilirsin o desteğe, tamam mı? Sağ elle değil. Çünkü çapraz elde olması lazım lastiğinin. Ama sen bana böyle karışma diyorsan da öyle devam edebilirsin. Ben böyle iyiyim diyorsan iyi. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Daha çok belini hissettiysen çok normal. Sırt üstü yat. 20-20.
Bacak arkasına alacağız şimdi hareketi. Buradan kalçaya topuklarını basıyorsun artık. Parmak uçların havada. Hemen başla. 20 tane yukarıya. 20 tane yukarıya. Poponun kalça kemiklerinin üstüne ağırlık koymak istiyorsan tut iki elini, ağırlığını koy. 20 tane kısa kısa yukarıya. Tempo. Hemen buradan doğru. 15, 16, 17, 18, 19 değiştir. Ayak değişiyor ve topuk havada, bakın parmak ucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tempo bu. Kısa kısa it yukarıya. Kısa kısa it yukarıya. Nefes vererek devam. 20 tekrar yap. Sonra biraz dinlen, yani bir 10 saniyeden bahsediyorum dinlenmeden bahsederken. Tamam mı? Deadlift yaparken bu single leg deadlift'te çok savrulursanız, yani savrulmak ne demek? Dumbbell'ı elinizden çok uzaklaştırırsanız inerken belinizi çok fazla hissedersiniz. Ona gerek yok. Bakın yerdeki dizimin aşağısına iniyorum. Tamam. 5 saniye sonra başlıyorum. 4, 3, 2, 1 ve başla. Ben 10 saniye kala söylüyorum. Sen daha az çalışmak istiyorsan 10 saniye kala bırak hareketi. 35 saniye yapabilirsin eğer çok fazla hissediyorsan. Evet Bera. Dizini çekmek zorunda değilsin lastikle yapıyorken. Üçüncü set başladı Dalia, çabuk. Çoktan başladı. Haydi uzan. Tempo. Evet. Uzan. Tempo tam kalk. Aynen öyle. Burcu kayboldu galiba. Piyasada yok. Göremiyorum onu. Gelsin ekrana. O kaçak yapar. Yapmaz. Yarısını yapar. Kaytarır. Şimdi 10 saniyen var. İstersen dinlen, istersen devam et. 35 saniye geçti. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. 5 saniye, 4, 3, 2, 1 ve başla. 45 saniye. El değiştik. Buradan uzan. Uzan ve. Uzan ve. Karnını sık ve. Burada belini korumak için karnını sıkman gerekiyor. Karnını sık, böyle bir yumruk yiyecekmişsin gibi sıkman lazım. Türkiye'nin öğretmenim, galiba bir el değişikliği olması lazım ya da bacak. Hangi elle tutuyorsak o ayağımız geriye gidiyor. Unutmayın. Ama 10 saniye kaldı. Evet, uzan bakalım yere doğru. Gayet iyi oluyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve üçüncü setin ikinci hareketi için sırt üstü yatıyoruz hemen. Çok beline geliyorsa iki ayağını yere basıp popoyu kaldır bu yerdeki egzersizde. Haydi. 20 sağ 20 sol, tempolu yukarıya kalça itiş, başla bakalım. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve değiştir. Tempo sende, aynen böyle. Üçüncü set, en yukarı kadar itmeye çalış ama popoyu. En yukarı kadar. Daha gider orada, yerin var mesela ama bilerek itmiyorsan itmelisin. 20 tekrar sayıyorsun. Üçüncü setini bitiriyorsun zaten. Sonra dördüncü sete geleceğiz. Son set için dinlenme süremiz yine 10-15 saniye. Yavaş yavaş kalkalım. Tekrar hatırlatacağımız bir şey var. Hangi elle tutuyorsak dumbbell'ımızı, o ayak arkaya. 5, 4, 3. Dördüncü ve son set. 1 ve 45 saniye. Başla bakalım. Buradan aşağı doğru. Git ve git ve git ve git ve uzan ve uzan ve Tanya, hangi el hangi ayak? Soğan sarımsak bir daha getirin derse, ya da güneş yağı, bir tarafa güneş yağı koyun, öbür tarafa gözlük koyun. Ben öyle konuşayım, yani bu orta yolu bulmamız lazım. 5 saniye, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Yani sen bu hareketi yaparken akşam ne yemek yapsam diye düşünüyorsan karışıyor kesin. Ona bir dikkat et. 5 saniye, 4, 3, 2, 1 ve son 45 saniyen başladı.
Haydi gel bakalım. Evet. Evet, uzan bakalım aşağıya. Hangi el hangi ayak? Yere doğru iniyorsun. Elini açıp şöyle hop ve kalkıyorsun. Omuzlar aşağıda. Her kalktığında tamamen kalk. Bu dumbbell'ı da çok fazla dizinden uzaklaştırma. Dizine teğet geçsin. Yani şöyle öne salma. Kürek kemiğini koru. Tamam mı? Sıkıştır orada. Evet, diz kapağıma yakın insin yani elim. Ama tutunduğun o kapıdan, masadan çok destek alma kalkarken yerdeki ayağınla. 10 saniyen var. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Şimdi son 4. hareket, sırt üstü yat. 20-20. Allah'tan 2 ayağın var. Bir sağ bir sol 20-20 kaldıracaksın. Başla çabuk. Kısa kısa ve tempolu. 20 tekrar yukarıya. Tek ayaklı köprü hareketi. 20 sağ 20 sol. Tempo sende. Kısa kısa yukarıya. Bu kısa kısa dediğim şey en yukarıdaki bölümde kısa kısa yapabilirsin. Popoyu biraz daha fazla hissettirmek istiyorsan, bacak arkamı kuvvetlendireceğim diyorsan aşağıda kısa kısa yapabilirsin. Fark bu. Tamam. Hepsi çalışıyor ama yüzdeleri değişiyor. 20 sağ, 20 sol. Sonra bir sumo olası var. Bulgarian split squat'la devam edeceğiz. En sevdiğiniz hareket. Yaklaşık 40 dakikalık bölümü geride bıraktınız. Tebrik ederim. Son bölüme giriyoruz. Split squat için şöyle bir yükseltiye ihtiyacımız vardı. Tabure olur, puf olur. Masa sehpa kenarına ayak koyacağız. Overlock makinesi ayağınıza geldi gibi oldu. Burada elinde bir dumbbell olabilir. Biraz zorlaştırmak istiyorsan aşağıda tutacağız dumbbell'ı, rotasyon yapacağız. Ne demek istiyorum? Hemen göstereceğim. Bir ayağın önde, arkadaki ayağın yukarıda. Şöyle hafif rotasyona indin ve kalktın. İndin ve kalktın. Yani gövdeni hafif aşağı çevirip kalkabilirsin. Biraz daha kalça hissetmek istiyorsan. Elinde bir ağırlık olabilir ya da olmayabilir. Yerdeki elini, havadaki elini, pardon, dumbbell olan elini yerdeki ayağına uzatacaksın. Hemen göstereceğim şöyle. Normalde biz hareketi şöyle yaparız. Standardımız şudur. Tamam. Bugün diyorum ki eline dumbbell'ı aldıysan hafif çapraza doğru inip ayağına doğru uzanabilirsin. Tamam. 30 saniye başlayacağız. Sağ, sol, sağ, sol yapacağız. Bir sağ bir sol yaptıktan sonra mini bandımızı ayağımıza takacağız. Loop bandimizi, tamam mı? Önce bir ayağımızı yukarıya atarak başlayalım. Beraber saniyeyle başlayacağız. Yüksekliğin yoksa ayağın şurada. 5, 4, 3, 2, 1 ve 30 saniye. Başla bakalım. Buradan yukarıya. Buradan yukarıya. Buradan yukarıya. İn ve çık. Diğer elini yana denge için açabilirsin. Evet, hafif burada rotasyonu görelim. Yani böyle ayağının üzerine koyar gibi gövdeni biraz çevirebilirsin. Zaten hemen kalçanı hissedeceksin döndüğün zaman. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve değiştir. Yine denge kaybı yaşayan arkadaşlar dumbbell'ı bırakıp bir sandalyeye tutunabilirler. 4, 3, 2, 1 ve gel bakalım buradan. Hop ve 30 saniye. Hop ve hop. Bakın gövdemi hafif çeviriyorum, rotasyonlu ve kalktım. Biraz zor bir hareket, denge kaybı yaşamak çok mümkün. Dön ve elini yana açabilirsin denge kaybı yaşıyorsan. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Hemen ayağına varsa mini loop bandini geçiriyorsun. Hoppa. Ayak bileğinde. Ayaklar açık.
Çömeldin sağ, çömeldin sol. Burada bant olmasına gerek yok bu hareketi yapmak için. Kum torbası varsa onu takabilirsin. Hiçbir şey yoksa hiçbir şey. 30 saniye başla. 3, 2, 1 ve gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tempo bu, 17, 18, 19 ve bırak. Çıkarabilirsin yani. Okey. Eğer mini bandın yok, kum torban varsa uyandığında ilk yapacağın şey kum torbanı takmak. Vakit kaybetmek istemiyorsan. Lastiğini çıkar. Tekrar ilk harekete dönüyoruz. 10 saniye içinde başlayacağız. Ayağını koy, dumbbell'ını al ya da alma, sana kalmış. Yerleş. Yukarıya koyduğun ayak 20-30 santimden çok yukarı olmamalı. 4, 3, 2, 1 ve gel bakalım 30 saniye. Başladı. Çapraz ve çapraz ve çapraz ve çapraz ve çapraz. Önde kalan bacağın kalçasını ve bacak üstünü hissediyor olman gerekiyor. Dönüşlerden dolayı rotasyon biraz daha fark ettirecek kalçayı. Evet, tam elini koyduğun yerleri. Evet, biraz daha şuraya doğru. 10 saniye var. Evet. Gövdeyi hafif çevireceğiz. Dali, arkadaki dizi biraz bükmen lazım eğer hassasiyetin yoksa. 3, 2, 1 ve bırak. 6-7 saniyede ayak ve el değiştir, dumbbell'ını ve elini ayarla. 5, 4, 3, 2, 1 ve başla bakalım. Uzan ve kalk. Hep bu tarafı yapıyorum ki bacağımı görün diye. Uzan ve kalk. Ayakkabının üstüne koyacakmış gibi yan dönüyorsun. Hafif bir rotasyon ve tam kalkıyorsun. Bunu yaparken arkadaki dizini yere indirmeyi unutma. Evet. İyice kalçaya doğru hissiyat gelmesi lazım. Son 10 saniye. Buradan inerken hop ve hop, bu sana zor geldiyse zaten normal setini düz tekrarlarla yapacaksın. 3, 2, 1 ve bırak bakalım. Tekrar ayağını mini log bandini geçireceğiz. 20 tekrar var sağ ve sola açışlarla. Ön ayaklara geçir bakalım. Lastik çok ağırsa, ayağını çok açamıyorsan sorun yok. Hazır. 3, 2, 1. Çömeleceğiz. Buradan 1, 2, tempo benle beraber gel. 3, 4, hadi tempo beraber yapalım. 5, 6, 7, 8, tam dışlar yine. 9, bu az öncekinin pekiştirmesi gibi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamamen şurada olması gerekiyor. 2 set daha var. Egzersiz halkası kapandı. Saat 8.43. Evet. Nereye ya? 2 set daha var. Hiçbir yere gidemezsin. Burcu, kapıları kilitle. Çıkmam lazım evden. Çok teşekkür ederim. Biz bu filmi gördük, biz bu filmi biliyoruz daha önce de. Hadi bay bay. Burcu devamını yaptırır bana diyorsun. Tamam, hadi bay bay. Bay bay. Evet gençler, 3. sette hoş geldiniz. Hemen ağırlığımızı alıyoruz. 4, 3, 2, 1 ve gel bakalım. Hop ve hop ve hop ve hop, artık denge sorunu çözülmüştür diye düşünüyorum. 3. setteyiz. Evet. Uzan, hafif çapraz gidince birazcık kalçanı daha iyi hissediyorsan doğru yerdesin. Ama bu hareket sana kalça hissiyatı vermiyorsa normal çömel, düz bir şekilde inip kalkmaya çalış, tamam mı? Evet. Dizini indirip kaldırmayı unutma, arkadaki dizini. 5, 4, 3, 2, 1 ve kal yukarıda. Bir 7 saniyede değişelim. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve gel bakalım 30 saniye. Çömeldim ve kalktım. Çömeldim ve kalktım. İndim aşağıya ve yukarıya.
indim aşağıya ve yukarıya. İndim ve yukarıya. Son 15 saniye. Gövdeni hafif öne eğebilirsin yine kalça aktivasyonu için ama iyi bir bacak egzersizi. İyi hissetmek için karnını sık, gövdeni hafif öne götürmelisin. Direkt arkadakini indirirken elini de yere doğru uzatmaya çalış bakalım. 4, 3, 2, 1 ve bırak. Üçüncü set geliyor. Lastikler ayak bileğinde. Beş, dört, üç, iki, bir ve 20 tekrar var en az. Aç ayakları, gel bakalım beraber benle aynen. Bir, iki, üç, dört, beş. Bacağını açarken dizini bükebilirsin biraz sertse, tamam mı? Evet, kalkar kalkmaz aç. O bacak kalkarken ki hızla daha kolay açılacak, emin ol. Tamam mı? Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Bir mola var. Bir 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye hatta dinlenebilirsin. Nefesten bir setin daha kaldı bunlardan. Oh, gayet iyi, bravo. Dördüncü ve son set. Yavaş yavaş gidiyoruz. Dumbbell'ımızı aldık. Bekliyoruz. 5, 4, ayağını at. 3, 2, 30 saniye. Başladı. Uzan ve hafif bir rotasyon var. Yapabiliyorsan, yapamıyorsan, iyi hissetmiyorsan, güvende hissetmiyorsan düz in çık. Gövdeni hafif şöyle rotate etmek istemiyorsan, kalçayı çok hissedemiyorsan düz inip çıkıyorsun. 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Nefesleniyoruz. 5 saniye sonra ayak başlıyor. 4, 3, 2, 1 ve başla bakalım. 30 saniye. İndik ve in ve yukarıya. Uzan ve yukarıya. 10 saniye daha. Uzan. Rotasyonu görelim. Şu öndeki bacağın kalçasına geliyorsa çok iyi yerdeyiz. 4, 3, 2, 1 ve bırak. Son hareket bu ikili seride. Buradayız. 20 tekrar var en az. Sana kalmış tempo. Benle gelebilirsin. 4, 3, 2, 1 ve başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kalçalar yandı, 17, 18, 19, bırak. Oh. Biraz dinlen. 20 tekrardı bu. Nefeslen. Su içebilirsin. Gayet iyi oldu. Serinin büyük bölümünü tamamladık.